Arkadaşlar merhabalar bu videomda mikro orijinal yayınlarını hazırladığı THIT Geometri Soru Bankası kitabında doğrunun analitik konusundaki eşitsizlik sistemleri testinin çözümünü yapacağız. Çözümlere başlayalım. Eşitsizlik sistemi dediğimiz şey şu aslında iki tane ya da üç tane ya da dört tane eşitsizliğin aynı anda gösterilmesidir. Örnek bir de bakalım ne diyor. Bu iki tane eşitsizlik sisteminin grafiğini çiziniz. Sistem iki tane olduğu için sistem şeklinde dönüşüyor sadece. X eşittir 3 doğrusunu çiziyoruz. Bak X 3 doğrusu bu büyük eşit dediği için doğrunun grafiğini kendisini aldık. Ya x eşit üçün grafiği bu ya. Büyük olduğu noktalar neresidir? Sağ tarafıdır. Bakın şöyle çizdik. Bunun sağ tarafını alacağız. Sonra y büyük 2, y büyük 2, y eşittir 2'nin grafiğini çiziyorum ama grafiğin kendisini almayacağım. Bunun da üst tarafı olacak. Her ikisini de aynı doğruda gösterelim. Y büyüktür 2'nin bu şekilde. Bunun sağ tarafı, bunun da üst tarafı. Her ikisinde sağlandığı bölge neresi oluyor arkadaşlar? Burası oluyor. İşte çözüm bu olacaktır. Yani şurayı da 2 diye gösterelim. Bu y eşittir 2 doğrusu. Bu da x eşittir 3 doğrusu şeklinde oldu. Sistem burası oldu. Örnek 1 bu şekilde. Geldik örnek 2. Şimdi de e, aynı grafik içerisinde göstereceğim. Bak şimdi şunu küçükçe bir çizeyim. Şimdi x eksi 2'den büyük 2'den küçük. Bak x 2'nin grafiğini çizerim. Eksi 2'nin grafiğini çizerim. Eksi 2 kendisi olmayacak. E, 2 ile eksi 2 arasında olacak. Yani bu aradaki bölge mi olacak arkadaşım? Evet. Y de ne ile ne arasında? Y'yi de şöyle çizeyim. Y'yi de şöyle çiziyorum. Eksi 1 ile 3 arasında. Y 3 doğrusu. Eksi 1 doğrusu da bu. Şu şekilde. Yalnız 3'te nokta nokta şeklinde olacak. Her ikisinin arasında kalan bölge. Çünkü 3'ten küçük olacak. Eksi 1'den büyük olacak. E o zaman grafiği şöyle ikisini birden aynı anda yapalım bakalım. Eksi 2'yi çiziyorum. Eksi 2'yi nokta nokta şeklinde çiziyorum. Öbürü de şöyle çizdim. Sonra bunu nokta nokta şeklinde çiziyorum. Şunu nokta nokta şeklinde çiziyorum. Bunu da şöyle çiziyorum. Ee, neydi o? Bu kaçtı? 1'di değil mi? Şu 1 daha yakın olacak şöyle. Şunu 1 diye gösteriyorum. Şunu 2, eksi 2 diye gösteriyorum. Bunu da 3 diye gösteriyorum. Evet şunların arasında ve yani dikeylerin arasında yatayların da arasında her ikisini de sağlayan ne oluyor o zaman? Hem dikey hem de yatayların arasında kalan bölge işte tam olarak burası olmuş oluyor. Grafik bu şekilde oldu. Öbürüne geldik. Evet x çarpı y büyük sıfır. Arkadaşım x çarpı y büyük sıfır demek yani her ikisi de işareti ya artı artı olacak ya da eksi eksi olacak. Artı artı olduğu yer bakın şu bölge eksi eksi olduğu yer bu bölge. Yani x çarpı y büyük sıfır demek burası demek oluyor arkadaşlar. Yalnız büyük eşit dediği için e, büyük eşit demediği için ne yapacağız? Buradaki noktaları eksenleri yani almayacağız. Tamam. Mı? Sonra x küçük eşit 3 x küçük eşit 3 ne demek? Hocam x eşittir 3'ün grafiğini çizeceğim. 3'ten küçük eşit olan bir bölge der. Burası y büyük eşit eksi 2. Y eşittir eksi 2'nin grafiğini çizdikten sonra da tabii nokta nokta şeklinde çizdikten sonra üst tarafını alacağız. 2'den büyük değerler. Bu üçünü birden birleştirdiğimizde ne olacak arkadaşım? x eşittir 3 doğrusu burası. y eşittir eksi 2 doğrusu burası. Ama şöyle nokta nokta şeklinde olacak. O zaman grafiğimiz ne oldu? Hem bak şu bölgeler olacak. Sol tarafı olacak. Bunun yukarısı olacak. O zaman şu birinci üçüncü bölgede bunun sol tarafı bunun da yukarı tarafı. İşte burası yapmış oluyor. Yani şuradaki noktaları da yazalım. Burası 3 burası da eksi 2 olduğunu gösterelim. Grafiği bu şekilde oldu. Bir sonraki soruda. Şimdi ne yapıyoruz? Her ikisini de ayrı ayrı çizip önce şey yapalım. Öncelikle y yerine ben 0 yazsam eşit 0'mış gibi düşünüyorum. Buradan 0 eşittir x artı 4'ten x'i ne buluruz? x'i eksi 4 buluruz. x yerine 0 yazdığımızda da y eşittir 0 mı olur? Şu 0 y eşittir 4 olur? Evet. Tamam bunun grafiğini çizelim. Bunun grafiği y'yi 4'te kesecek. x'i de eksi 4'te kesecek. Doğrunun kendisi olacak. y büyük tarafta o zaman bu doğrunun alt tarafı. Şimdi şuna bakalım. x yerine 0 yazsam y eşittir 2 olur. y yerine 0 yazsam x eşittir ne olur? Şimdi burada 0 eşittir 2 eksi x ya. X de buradan ne olacaktır? 2 olacaktır. Bunun da grafiği şöyle olacaktır. Ee, nokta nokta şeklinde olacak grafiğimiz. 2'ye 2'den geçecek. 2'ye 2'den geçen Şöyle bir grafik. Y küçük tarafta olduğu için doğrunun alt tarafı. Her ikisini birden aynı grafikte göstereceğim sadece. Evet. Eksi 2'ye 4'ü çiziyorum. Bak. Eksi 2'ye 4'ü çiziyorum. Öbürünü de çiziyorum. Öbürü de 2'ye 2'den geçecek. 2'ye 2'ye çiziyorum. 2'ye 2'yi de şöyle çiziyorum. Şurası 2. Burası 2. Burası 4. Burası da eksi 2. Şimdi bu doğrunun alt tarafı bu doğrunun da alt tarafı. Her ikisinin de alt tarafını sağlayan bölge işte tam olarak burası yapmış olur. Dur. Şimdi bu büyük dediği için üst tarafı olacak arkadaşım. Niye ben böyle yaptıysam? Y büyük eşit dediği için üst tarafını alacağım burada. O zaman bu doğrunun üst tarafı bu doğrunun da nokta noktalının da alt tarafı. Neresi yapıyor? İşte tam olarak şu bölge yapmış oluyor. Örnek 4'ü bu şekilde bulduk. Geldik örnek 5'e. X çarpı Y büyük küçük küçük sıfır demek ne demek? Hocam 1 artı 1 eksi olacak ya da şöyle eksi artı olacak. Yani bölge olarak neresidir? Bölge olarak ikinci ve dördüncü bölgedir. Şimdi bunun da grafiğini çizeceğiz. Burada x yerine 0 yazsam e, y eksi 3 eşit 0'dan y'yi buradan kaç buluruz o zaman? 3 buluruz. Y yerine 0 yazarsam da bunu burada x eksi 3 eşit 0'dan x'i de 3 bulurum. Evet burada da 3'e 3'ten geçecek. 3'e 3'ten geçecek ve y yalnız bıraktığımızda y küçüktür. Eksi x artı 3 oldu. Küçük tarafta alt tarafı olacak. O zaman alt tarafı olacak ama bu tabi nokta nokta şeklinde olmak zorunda. Evet her ikisini de birleştirelim. Her ikisini de aynı grafik içinde gösterelim. Nereden geçiyor? 3'e 3'ten geçiyor. 3'e 3'ten geçen grafiğimiz bu şekilde. 3'e 3 ve birinci bölge bu, bu doğrunun alt tarafı ve birinci bölge ve dördüncü bölgeyi ifade eden işte tam olarak şurası yapmış oluyor arkadaşlar. Doğrunun alt tarafı ama birinci bölge ve dördüncü bölgedeki değil mi? Evet grafiğimiz eşitsizlik sistemin grafiği bu şekilde olmuş oldu. Geldik buraya. Bu sefer de tersi sorulmuş. O zaman ne yapacağız arkadaşlar? Bunun denklemini yazacağız. Bunun denklemi x bölü eksi 3 artı y bölü 2 eşittir 1 şeklinde. Bunu eksi 2 ile çarpalım. Bunu 3 ile çarpalım. O zaman burası ne oluyor arkadaşım? Eksi 2 x artı 3 y bölü 6 eşittir 1 ya eşittir 6 yapar. Y'yi yalnız bırakalım. 3 y eşittir 2 x artı 6. Şimdi bunun alt tarafı karalanmış. O zaman küçük tarafta olacak. Bu 3 y küçüktür. 2x artı 6 olmak zorunda. Grafiğin kendisi olduğu için küçük eşittir olacaktır. Evet bunu bulduk. Sonra öbürüne bakacağız. Ya bu şöyle de olabilir tabi. 3y eksi 2x küçük eşit 6 şeklinde de yazılabilir tabii ki bu. Maviye bakalım. Mavi de yazarken arkadaşım. x bölü 1 artı y bölü 1 eşittir 1 şeklinde olacak. x artı y eşittir 1 olacak. y yalnız bıraksam eksi x artı 1 olacak. Şimdi bunun üst tarafı olmuş. O zaman büyük tarafta olacak y. y büyüktür eksi x artı 1 olacak. Ya da x artı y büyüktür 1 olacak. Evet. Büyükleri 1 olacak. O zaman her ikisi de şu ve şu mu yaptı? Aynen öyle. 3x 2x küçük eşit 6 ve x artı y büyüktür. Ne diyeceğiz arkadaşım? 1 diyeceğiz. tam ters verildiğinde de tam ters işlemleri yapacağız. Yani cevap bu şekilde çıkmış oldu örnek altta. Evet gençler bu testi de bitirmiş bulunuyoruz. O zaman ne diyoruz? Bir sonraki testte ÖSYM tarzı test 4'te görüşmek dileğiyle kendine iyi bak. Hoʻoʻokahi